Мен Тохир Каримов. O'zbekistondan keldim, rassom. 10 kishi o'zbek rassomlar qatorida Taqsim maydonida, Maksim galereyasida ko'rgazma ochdik. Dog'lasa 27 sentyabrga qadar shu ko'rgazma ochiq. Marhamat, keling, tomosha qiling. Biz ijodlarimizni tomosha qiling. Sara-sara asarlarimizni olib kelganmiz tomoshaga, Turkiyaga. Har yili shu Istanbul hokimiyati va O'zbekiston elchixonasi o'rtasida tashkil qilinadi shu ko'rgazma. Marhamat, kutamiz. Rahmat sizga. Tamam. Dedem, Hazreti Şeyh İbrahim Ethem Efendi, Özbekler Tekkesi'nde kurmuş olduğu atölyede bin bir çeşit ebrusuyla çevresindeki bütün sanatseverleri gönlüyle, insanlığıyla büyülemiş bir insan. İnsan olmayı başarmış bir insan. Onun yolu, onun kalbi, onun yaptıkları benim yolumu aydınlatan tek rehber. Tabii bu anlamda sevgili arkadaşlarım da bana yolumda çok çok destek oluyorlar her türlü. Dedem Orta Asya'da ilk önce babası öğreniyor ebru sanatını Buhara'da. Şeyh Sadık Efendi ve Tekke'ye gelip Üsküdar Özbekler Dergahı'na oğlu Şeyh İbrahim Ethem Efendi'yi öğretiyor. Dedem ebru sanatı dedem için aşka, yani bir aşk onun için. Zamanın padişahını büyüleyecek derecede inanılmaz güzel eserler veriyor. Hatta Tekke'nin bütün ihtiyaçlarını saraya verdiği ebrularla karşılıyor. 1904 yılında da inandık ve teslim olduk diyerek yatsı namazında secdede Hakk'a yürüyor. Herhalde bu onun gidiş yolculuğu, nasıl bir insan olduğunun göstergesi. İnşallah onun gibi ona layık torunlar oluruz biz de. O zaman siz hem tabii ki yol öğrencisi hem de aynı zamanda kanından bir öğrencisi. Evet. Tabii ki biz yol öğrencilerine de soralım. Kendisi hakkında neler söyleyecekler. Efendim sizden başlayalım. Işığım diyeceğim. Tek kelimeyle bitireceğim. Evet. Evet, ben de Hülya arkadaşıma katılıyorum. Şeyh Ethem Efendi bizim yol dedemiz. Bir ebru sanatında, bu manevi bir sanat aynı zamanda, suya yapılan bir nakış. Orada bizim mürşidimiz. Bugünlere gelmesinde işte Sezer Ethem Efendi ve onun ebruları, daha sonra Necmettin Okyay, sonra Mustafa Düzgünman, hocalarımız Fuat Başar, Yılmaz Emeş ve böyle silsile şeklinde bugüne gelmiş Hikmet Bölükçügil hocamız. Biz de o silsilenin bir parçası olarak tabii ki dedemizin açtığı yolda onun yaptığı mürşitlikle biz de mürit olmaya çalışarak ebru sanatında suya nakışı devam ettirmeye çalışıyoruz. Efendim o zaman nakışınız bol olsun. Amin. Kolay gelsin. Efendim bir etkinliğe katıldınız. Türk ve Özbek ressamların katıldığı bir etkinlik. Doğu Türkistan'dan veya diğer Türkistan'dan sanatçılar var mı? Biz de Doğu Türkistanlılarını çok seviyoruz. Çünkü Özbeklerimle Doğu Türkistanlılar, Uygurlar kendileri aynı dilde konuşuyor. Çigatay dili de. Çok yakın, çok onlarını iyi biliyoruz. Çok anlıyoruz, çok seviyoruz. Yanımızda görmek istiyorduk. Bunlar da katılsa da iyi olurdu. Çünkü Doğu Türkistan'da çok yetenekli, çok güçlü rasımları var. Bunu biliyoruz. Ama katılmakını istiyorduk. Bütün Türk dünyasındaki rasımlarımla ben kendim Türk soyuna katıldım. Böyle Türk dünyasındaki akrabalarını korumak, bunların yanlarını korumak, birma bir korumak, tanışmak, kültürü gel, kendi kültürümüzü katmakımız bu çok iyi. Bu yüzden Türkiye'de de minnettar ben. Türk halkı gel, teşekkürler. Çünkü bunlar da bizlerle bulgan etkinliklere Türk dünyasını beraber korumaklıkları da bunların çok fazla bir şeyleri var, kısmetleri var. Teşekkür ediyoruz. Ben Safiye Sarıbaşı'm. Aydın'dan geldim.
40 yıl boya resimle katıldım. Özbek Türk dostluğu 15 sanatçı var burada. Özbek kardeşlerimiz de çok efendiler, çok canlı. Yani güzel bir ahenk içindeyiz. Katılım da güzel. Bekliyoruz. Ben 300 senelik antika eski kilimleri resmetmeye çalıştım. Eski antika objeleri, eski çiçekleri. Peki, kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Gösterdiğiniz ilgiden. Siz şu anda İstanbul'da, Beyoğlu'nda, Taksim'de bir sergideyiz. Bu serginin özelliği, işte burada Türkiye Cumhuriyetler'den ressamlar var. Onlar buradalar. Neler söylemek istersiniz? Vallahi geldik, gördük, tanıdık Türkiye Cumhuriyeti ressamlarını. Memnun olduk Türkiye'de açmış bunu sergilerden dolayı. Hepsine şükürlerimizi sunuyoruz. Beyoğlu Belediyesi'ne ve Taksim'e Belediyesi'ne bu sergiyi açtıklarınız için teşekkür ediyoruz. Siz Uygur TV'ye böyle bir etkinlikte bulunduğu için ayrıca teşekkür ederiz. Ben Uygur Türklerine haşirleştim. Fatih'te onların lokantasını çekiyorum. Temiz Sözlükler onları ve Monatya'da bulunan Türkmen gençlerine selamlar. Eyvallah. Peki Doğu Türkler hakkında neler söylemek istersiniz? Orada yapılanlar, yaşananlar hakkında. Orada yapılan zulme hesapla karşılıyorum. Çok üzülüyorum. Gerçekten. Yani onlara yapılan zulüm bana yapılmış gibidir. Öyle hissediyorum. Gerçek budur. Çok üzülüyorum. Gerçek. Kardeşlerimiz orada zulüm gördükçe biz burada rahat edemiyoruz. Vicdanımız rahat değil. Kardeş, gözlerimizden tamamen gelip, bana Rıskı 30-10'da gitti. Rusya keçi böyle bu vakti, yaşlı bu vakti. Vakti faydalanır, yani parçalıklayan kulübümüzü. Ruslarından şakar aynası keçik geldi. Güzel şakar, İstanbul güzel şakar. Ayrıca cöylerini kurdum. Cüde eski cöylerini kurdum. Cüde minnetuanımız, halk denen. Can sağlığı veriyor musun? Ancimizce materyalı toplak koydu, işleyiliyor. İcat kılıçki ancimizce materyalı toplak koydu. Dolayısıyla icat hem kılamız. Efendim, kolay gelsin. Çok güzel bir mekanda, çok güzel bir etkinlikte sizlerle beraberiz. Buradaki etkinlikler hakkında neler söylemek istersiniz? Yapılan işler hakkında şu anda bir sergi var. Evet, bu benim Özbek sanatçıların katıldığı sergiye ikinci katılışım. İlkine geçen sene katılmıştım. Her sene birbirinden değerli sanatçılarla çok güzel eserler izleme fırsatı buluyoruz. Mümkün olduğunca da satın almaya çalışıyorum. Onları burada bulduğum zaman. Şu anda da siparişlerimi verdim yine. Güzel bir etkinlik, güzel bir sergi. Bizim için çok iyi oluyor. Bu kadar güzel, değerli eserleri bir arada görmek bizi mutlu ediyor. Bu arada Uygur TV olarak da sizlerin sanata verdiği ve sanatçıya verdiği destek için de ayrıca teşekkür ederim. Peki efendim, Uygurlarla alakalı bir bilgimiz var mı? Uygurlar ve Doğu Türkistanlılarla ilgili çok fazla bir bilgim yok söylediğim gibi. Kendime çok yakın hissettiğim gibi biraz önce belirtmiştim. Uygur ve Türkistanlı sanatçılarımızı da burada görmek bizi çok mutlu edecektir. Merakla bekleyeceğiz. Peki efendim. Ben Özbekistanlık rassam Bahtiyar Alimxonovman. 1968 yılında doğdum. Yaşlığımda mesela rasmiye kazıtıp liseyde okudum, üniversitelerde gidiyorum. Yani şu yaşım geçe, maşallah rassamçılık bile şoğullanıp gelirim. Allah'a şükür ki, mene Uzbek ve Türk dostluk sanatı, anaka dostluk anaka sırvajlanıp gelmekte. Zaman İstanbul'a, özümüzün Medeniyet Vazirliği tamamında, Türkiye Medeniyet Vazirliği tamamında davet edildi. Taksim Meydanı'ndaki galeriyle birlikte, meşte öz dostlaşlarım, bu tane rassam arkadaşlarımla sergi
korsetmamızı, Türk halkıya özümüzü, sanat eserlerimizi korsetmamızı. Özbek sanatını Türk vatandaşlarımızı korsetmiş, bunu korsetmemiz güdeye mamurumuzdur. Maşit'te mesela Türk halkı gelip, bizden sanatla tanışı, böyle bizden doğratımız gibi olup, bizden sanatla mı korsetişi, bize güdeye mamur boyandı. Çünkü Türk halkı diye ne kadar bizim güdeye mamurumuzda çok korsanmıyor. Rahmet size. Rahmet size. Remziye Şen hanımefendi, bu etkinliğin organizesinde en baş... Evet, bu, bunu yıllardır organizasyonu ben yapıyorum. Daha doğrusu Özbekistan Büyükelçisi Urfat Kadirov'un destekleriyle de oluşan bir etkinlik. Bu sene 5.sini yapıyoruz. 5.sini gerçekleşiyor serginin. Her sene Özbekistan'dan en az 10 kişi, 13 kişi, 15 kişi giderek her sene gelen misafirlerimiz, sanatçılarımız, çok kıymetli Özbekistan'dan gelen sanatçılarımız. Onları burada ağırlıyoruz, eserleri sergiliyoruz. Türk halkıyla dostluk amaçlı yapılan kültür etkinlikleri, kültür, her iki ülkenin genel kültürlerinin artması, gelişmesi, dostlukların gelişmesi amacıyla yapıyoruz bu sergiyi. Herhangi bir başka amaçla yapılmıyor. Tamamen peki, peki Remzi Hanım, benim bir sorum olacak bu arada. Tabii ki biz istedik ki, biz Doğu Türkistan'ın Uygur TV olarak buradayız. Gözümüz tabii Uygur sanatçıları da aradı ama maalesef onları göremedik. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ben çok isterdim. Açıkçası bütün Müslüman alemine, bütün sanatla uğraşan insanlar her zaman benim kapıma çık şaptan. Birlik beraber olmak için açıkçası her türlü fedakarlığı yapmaya gayret ediyorum. Çok isterdim Uygur sanatçıları da aramızda görmeyi. Ama Allah nasip ederse sizin aracılığınızla seneye inşallah davet edebiliriz. Veya davet etmek için siz aracılık ederseniz sevinirim. Elbette ki, elbette ki Uygur TV olarak biz aynı zamanda sadece haberin elçiliğini değil, sanatın elçiliğini de üstlenmekte mutluluk duyuyoruz. Çok güzel, çok sevindim sizi gerçekten bizi ziyaret ettiğiniz için. Onur ve şeref verdiniz. Çok Selam aleyküm. Şavkat Zahidir Buraman, Özbekistan'da. Biz bu yerge, İstanbul'ge, Türkiye'li dostlarımızın teklifi bile geldik. Bu yerde biz birbirimiz, sanatımız bile almıştık. Bu sanatını gördük, özümüzgini kursattık. İstanbul halkı kursattık. Sanatımız diyen bir vakti de buyduğumuz. Ulardaki yanımızgi vakti, kopçu insanlar bile tanıştık. Xullas, biz birga taklifga kelganlardan juda ham xursandmiz. Ularga ko'p tashakkurlar aytamiz. Rahmat sizlarga. Doğu Türkistan televizyonu Uygur TV olarak burada sizlerle karşılaşmaktan çok memnun olduk. Böyle sergilerin devamını bekliyoruz ve aynı zamanda bizlere de resim olarak ilgimizi çekti ve ressamlık hakkında daha detaylı şeyler öğrendik. Kolay gelsin. Yaşınız mı? Rahmet. Burada bir sergi var. Ne mi sergi bu? Hazır. İstanbul turisti bana hoca işte yapma. Bu da hazır. Resim? Ha, resim. Deniz resmi. İstanbul'un anakası. Hı hı. Marmara, Marmara denizini kullanırken şekilleri, resimleri. Hı hı. Aksi ettirmek bununla şey. İcatlı resimleri. Nasıl? Rahat mı burası? Güzel mi? Güzel. Türkiye nasıl? Türkiye de güzel. Evet. Doğu Türkistan'dan Uygur sanatçılar var mı burada? Bizim devlette. Doğu Türkistan'da. Özbekistan'da mı? Evet. Var, var. Nasıl? Yakşı mı? Yakşı. Yakşı sanatçılar mı? Bekim İbrahim'i var.
rassu, yaxshi rassu. Hı hı. Onlar nime gelmedi? Ular endi katta professorlar, ular katta xudojliklar. Ular o'zligi biz komanda bo'lib kelganmiz shu yerga. Peki, kolay gelsin. Teşekkürler. Dünyasını takip ederim. Birçoğu ilk kez karşılaştığım sanatçılar. Özellikle bu bölümdeki resimler benim için daha ilginç. Hem farklı bir kültürü yansıtması açısından hem de teknik olarak. Başka ülkelerden sanatçılarla karşılaşmak güzel. Çünkü onların resme yaklaşımını, tekniklerini görmek. Çünkü burada sanat galerilerinde çok fazla o ülkelerden sanatçılar gelmiyor. Daha çok Avrupa, Güney Amerika'dan sanatçılar geliyor ya da contemporary'de de daha önce görmemiştim. O yüzden benim için bir farklılık. Yani Sovyet kültürüyle galiba bu Orta Asya kültürünü iyice birleştirmişler. Oradaki Sovyetlerden gelen sanat kültürünü de alıp gayet güzel eserler yapmışlar arkadaşlar. Bana kalırsa yani düşüncem bu şekilde. Yani sanatın merkezi bana göre Rus yani. Yani tabii klasik eserlerin, filmin, sinemanın, kültürün merkezi bana kalırsa Rusya. Rus kültürü onlarla güzel de birleştirip kendi kültürlerini gayet güzel eserler yapmış arkadaşlar. Peki, kolay gelsin. Sağ olun. Adına insanların duygu ve düşüncelerini ifade etmesi anlamında ve insanların yaptığı eserlerde ruhlarını, kendilerini, kültürlerini birebir yansıttığına inanıyorum. Bu anlamda da sergiler güzel bir olay ve insanların gezip görmesi gereken bir etkinlik. Sanatçılar hep var olmalı ve daha da çoğalmalı. Çünkü sanat var oldukça güzellik, sevgi, paylaşım her şey artacaktır dünyada. Ve sevginin tek geçtiği yolun sanat olduğunu düşünüyorum. O yüzden resimde olduğu kadar bütün sanat dallarında dünyada gelişim çok çok fazla olmalı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel resimler, portreler var. Burada fark ettiğim her sanatçının kendi karakteri ve yaptığı resimler çok farklı. İnsan aşık oluyor resimlere. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Çok güzel. Selamun aleyküm, hürmetli dostlar, kardeşler. Bana biz bugün İstanbul'a gelip Özbekistan'dan dostluk restoranlarını da birgelikte bağlaş için geldik. Şunu için etmekçimen, biz bana şu İstanbul'a, Türkiye'ye gelmemiz bana ikinci mertebe oldu. Rusya'ya mı yakışı tasarruatlar kaldı bizde. Ben de aynı kısa tasarruatlar kaldı. Çünkü uzun için bir maksat koydum. Şu İstanbul'da kuçalarını, İstanbul'da şaharını, aynen tabiatını, şu güzel şaharını işlemekçi buldum. Çünkü asarlarımda en kubrak İstanbul'da, Maşı şehirde resimlerini, tasarruatlarımı çizgi hareket kıldım. Yani keçe yakında tabiatta çıkıp ve de onu numara işlep geldim. Bana Natura'dan ben bunu işlep geldik. Arnaköy diyen cahide, cüde çıralı cahide reken İstanbul. Şunun için, eğer
lazım kişiler kelib bir ko'rib ketadi. Men rahmat hammasiga kelinglar. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Sizi tanıyabilir miyiz? Eda Özbek Kangay. Özbeksiniz. Orta Asya'dan, Buhara'dan gelmişim. Evet. Ben de aslında onların adına ve namına burada onları temsilen katılıyorum. Çok güzel. Bu sergideki ikinci senem. Özbekistan ve Buhara'dan, Semerkant'tan gelen bütün sanatçı dostlarımızla burada beraber bir arada olmak çok güzel. Keşke daha çok ziyaretçi alsa burası ve onlar evlerine çok daha mutlu gitseler ama işte dua ediyoruz inşallah. Sizin aracılığınızla sanatseverleri burada görmek istiyoruz. Gerçekten hep her birinin gönlünden koyduğu fırçalar, evet, boyalar muhteşem, görülmeye değer. Evet. Peki şu anda Doğu ve Batı Türkistan sentezli bir sergi var burada. Evet. Doğu Türkistan Uygur dendiği zaman o sanatçıları biz burada göremedik. Uygur sanatçıları göremeyince tabii biraz burukluk yaşadık biz Uygur TV olarak, Doğu Türkistan'ın bir televizyon olarak. Neler söylemek istersiniz? İnşallah bir sonraki, bu beşincisi düzenlendi bu yıl. Altıncısında hep beraber oluruz. Salon çok geniş ve çok büyük zaten. Yeterince de boşluk var arkada. Çok daha zengin olur, çok daha renkli olur, çok daha güzel olur. Yani hepimize yeter burası hepimize diyorsunuz. Hepimize yeter, evet. Eyvallah, yeter ki gönüller bir yeter olsun. Yeter ki gönüller bir olsun. Peki efendim, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Eyvallah. Очень понравился Стамбул и привезли на выставку море. Не только море, которое омывает Стамбул, но и красоту нашего Узбекистана, красоту нашей зимы и цветов. Kolay gelsin. Teşekkür, sağ olun. Nasılsınız? İyi. Özünüz yaxşı mı? İyi. Selamun aleyküm. Gülümet Zakircan. Özbekistan'a geldim. Özbekistan'a sanları. İkinci Mert'e gelişim. İstanbul cüda güzel şehir. Cüda menge yaptı. Cüda bir haşarlarda bir çıralı şehir, tarihi ya boy şehirlerden biri. Menge bu yerler cüda yok yaptı. Bu körgezmeki ikinci bari gelişimiz. Ben özüme asarlarımda katlaş olmam köprağı güllerimle. Güller köprağı çizemem. Yani bu yere insanlar hep cüda samimi, mehmandost. Halkı genç de memnunum ben, kursanım ben. Rahmet size. Teşekkür ederim. Ben İstanbul'a geldik. Bana bir yıl daha halisi Vistik'te 10 kişi. Vistik'te kuvamımız hazır. Bana işlerimizi bilen, kurgazmalarına katlaş olmamız. Hamamız bir geliydi. Uzbek rassomları ve Türk rassomları bilen sambesini bizler icatlarımızı kursatmaktamız hazır. Yani bu işlerimiz bizden şu eserlerimiz bilen hazır ve sikrede katmış olmamız. Rahmet, teşekkür. Teşekkürler.